Kayseri Adliyesi önünde elinde İsmail Tamer'in de bulunduğu ve FETÖ terör örgütü lideri Fethullah Gülen'in de bulunduğu fotoğrafı gösteren Kayseri CHP milletvekili Çetin Arık, "Sayın İsmail Tamer, sen Sayın İl Başkanımıza hakaret ediyorsun ama senin FETÖ terör örgütü lideriyle fotoğrafın var," dedi. Tabii ki buradan Sayın İsmail Tamer'i, Kayseri milletvekilini kınıyorum. Öncelikle bir kadına, bir ana muhalefet partisinin il başkanı olan bir kadına böyle ağza gelmeyecek hakaretlerde bulunmak siyasi etik açısından da doğru değil, insan açısından da doğru değil. Aslında Sayın İsmail Tamer içinde bulunduğu çıkmazdan çıkmak için, zor durumlarından kurtulmak için Cumhuriyet Halk Partisi'ne, Cumhuriyet Halk Partisi'nin il başkanına, milletvekillerine saldırıda bulunuyor. Amacı göze girebilir miyim diye. Tabii ki bu beyhude bu çırpınışları. Sayın İsmail Tamer'e şu fotoğrafı göstermek istiyorum. Terör örgütü elebaşının koltuğunun altında. En yakınında ben varım diyor. Bir sürü milletvekili var ama diyor en yakınında FETÖ'nün koltuğunun dibinde ben varım diyor. Yani FETÖ'ye en yakın olan isim benim diyor. Şimdi Sayın İsmail Tamer, sen burada Sayın İl Başkanımıza hakaret ediyorsun ama sen FETÖ'nün, terör örgütünün elebaşıyla fotoğrafın var. Ben şimdi burada Cumhuriyet Savcılarına suç duyurusunda bulunuyorum. Göreve davet ediyorum. Bakınız, bir teröristle bir HDP milletvekilinin fotoğraflarını nasıl kınıyorsam, bir milletvekiline nasıl yakışmadığını söylüyorsam, yakışmanın da ötesinde devletin gereğini yapmasını buradan haykırıyorsam, aynı şeyi bunun için de haykırıyorum. Birisi teröristle fotoğraf çektirmiş, birisi teröristin elebaşıyla fotoğraf çektirmiş. Yani en tepedekine ulaşmış birisi, diğeri de en alttakiyle fotoğraf çektirmiş. Dolayısıyla bunu ben bilmiyordum deme hakkı yok. Ben bunu terör başı olduğunu bilmiyorum deme hakkı yok. Uyardık da bilmiyorsan biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak seni uyardık. Sizi uyardık. Dedik ki arkadaş, bu adam yılan. Bu adam ülkeyi de sokacak, sizi de sokacak. Bunlardan uzak durun diye Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kürsüsünde söyledik. Uyardık da hadi aklınız yetmedi. Hadi beyniniz o kadar çalışmadı. Bari bizi de dinlemediniz. Buradan bir kez daha yürekli Cumhuriyet Savcılarını, hem bu fotoğraf için hem PKK ile birlikte fotoğraf çektiren milletvekili için göreve davet ediyorum. Gereği neyse yapın ama hepsi için yapın. Senin teröristin benim teröristim olmaz. Terörist teröristtür. Kaldı ki bu elebaşıyla çektirmiş. Bir de ikide bir diyor ki sen Kayseri için ne yaptın diyor bana. Ya Sayın İsmail Tamer, ben ana muhalefet partisinin milletvekiliyim. Muhalefet partisinin bir milletvekiliyim. Kayseri için ne yaptım ben? Kayseri'de ne yaptım? Yapmadığınız her şeyi milletin kürsüsünde dile getirdim. Bakınız, hızlı tren masallarıyla Kayseri'yi oyaladınız. Oyalamaya da devam ediyorsunuz. Bugün diyorsunuz ki ihalesini yaptık. Koskoca bir yalan. 2022'nin yatırım projesinde yok. Bunları dile getirdik. Güneşli'deki 1000 metrekare arsayı vatandaşın elinden alıp villa parseli yaptırmak çalışırken karşı çıktık. Nerede bir haksızlık varsa, nerede bir zulüm varsa buna karşı çıkmak benim boynumun borcu. Kayseri benim sevdam. Sen iktidar partisinin milletvekilisin. Kayseri'ye ne yaptın? Ben üç şeyi hatırlıyorum. Bakın üç şey yaptım. Bir, eski memleket hastanesi vardı. Oraya ruhsat alamıyordu. Yaktılar orayı. Bir gecede yakıldı. Oraya kendisine hastane yaptı. Başka ne yaptı? Kızı adına Tamer Sağlık Meslek Lisesi'ni yaptı. Güzel para kazanıyorlar. Başka ne yaptı? Ya sağlık çalışanları, sağlık çalışanlarının kendileri, insanlar test yaptıramazken, kit bulamazken bunlar çıktılar 30 dolara test yapılır dediler. İnsan utanır. Ben bu ilin bir milletvekili olarak böyle bir milletvekiliyle aynı ilin milletvekili olmaktan zul duyuyorum, utanıyorum. Ve Kayseri'de ilk seçimde gerekeni yapacaktır, gerekeni yapacaktır. Hiç üzülmeyin Sayın Başkanım. Yani it yürür, kervan yürür mü derler. İşte bunların söylediği, bunların söylediği bu her neyse.